Ali Vardar, Makedonya Maciri, Üsküp doğumlu, Sakarya'ya yerleşmiş bir ailenin ferdi. 4 kardeşi var. Hepsi farklı işlerde. Bir tek fotoğrafçı benim ailenin içerisinde. Fotoğrafçılığı Adapazarı'nda ilk çırak olarak başladım 1969 senesinde. Daha sonra işte 1971'de İstanbul'a geldim. Beyoğlu'nda, Mis Sokağı'nda Stüdyo Taç, artistlerin fotoğraflarını çeken Stüdyo Taç. Yani Yaşar abi vardı. Yaşar Göksoy çok meşhur. Allah rahmet eylesin. Daha sonra gündüzleri stüdyolarda çalışırken akşam da gazinolarda fotoğrafçılık yapmaya başladım. İlk çalıştığım gazino Maçka'da Taşlık Gazinosu. Zeki Müren'in sahne aldığı Türkiye'nin en iyi gazinolarından birisi. Maxim'in Yazlık Gazinosu. Fahrettin Aslan beyefendiye ait bir gazino. Ama en fazla Maxim Gazinosu'nda çalıştım. Gazino camiası enteresan bir camia. Benim ilk geldiğim zamanlar elit bir müşteri profili var idi. Ne zaman ki işte 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'ndan sonraki sıkıntılı süreçlerde 6-7 Eylül hadiselerinden eser kalan gayrimüslim kesim gazino âliminden, camiasından çekilince gazinoda kaliteye yavaş yavaş düşmeye başladı. Daha çok mafyalıya özentili iş adamları gazino müşterisi olmaya başladı. İşte bunlar da mesela Dündar Kılıçlar, Kürt İdrisler, Arap Nasiler falan, bunlar hepsi her akşam gazinolarda. Olayı da çıkarıyorlardı tabii. Bütün gece hayatı gibi ekonomi de bitti. Bu arada tabii ki biz Kıbrıs Harekatı başladıktan sonra Amerikan ambargosu geldi. Ambargo gelince bütün piyasayı etkilediği gibi gazino camiasını da etkiledi. Tabii ki işler düştü. Akabinde sağmacılardı şimdiki gibi. Mesela şu anda mesela Covid-19 salgını var. O zaman da İstanbul'da kolera salgını oldu. Her gün 20-25 kişi ölüyordu sağmacılarda. Tabii kolera salgını olunca gazinolara da gelmemeye başladı. Çünkü bize bulaşır falan gibi. 1-2 sene böyle bir kriz sürdü gazino camiasında. Daha sonra demir tüccarları işgal etmeye başladılar gazinoları. Refah Partisi o zaman Milli Selamet Partisi iken. Milli Selamet Partisi kartını getiren o zaman Zonguldak'tan işte demir çelik fabrikalarından istediği gibi demir alıp müthiş paralar kazandılar. Bu sefer de gazinoları bunlar işgal etmeye başladılar. Yani para bunlarda. Bir dönem böyle gitti. Bir dönem sonra bu sefer bankerler çıktı ortaya. Böyle bildiğiniz gibi değil yani. Herkes banker oldu. Herkes tefeci oldu. Cebinde 10 lirası olan banker oldu. Herkes birbirini dolandırmaya başladı. Tabii ki bu arada büyük bankerler de var. İşte Castelli gibi falan. Zaten Castelli'nin sonu da facia oldu. İntihar eden sonunda. Mesela diyelim ki işte bir Nazan Şoray diyelim veya Ahu Tuba diyelim. Bunlar bizim gazinoda sahneye çıkıyor. Geliyor 5 kişi. 5 kişi geliyor. En ön tarafta alakat dediğimiz bölümde. Orada oturabilmek için de şeflere, müdürlere $300, $500 bahşiş veriyorlar. Oradaki masaya oturabilmek için. Masanın zaten maliyeti 5 kişi 30 ama şimdinin parası 3-4 bin lira falan. Bunlar Nazan Şoray sahneden iniyor, başka bir gazinoya gidiyor. Bunlar masadaki daha içkilerini bitirmeden kalkıyorlar. O sanatçının gittiği diğer gazinoya gidiyorlar falan. Böyle bir kalitesiz lahmacun sosyetesi oluşmaya başladı. Arkasından İbrahim Tatlıses'ten beyefendi çalışmaya başladı. Eskiden Maxim gazinosunda herkes hafta sonu haftalığını bir zarf içinde alırken İbrahim Tatlıses gazinoyu esir aldı. Yavaş yavaş gazino alemi İbrahim Tatlıses'le beraber bitti. Sonra tavernalar başladı işte. Fotoğrafçılık altın çağını yaşıyordu. Biz gazino camiasında fotoğraf işi çalışırken yani aşağı yukarı ayda bir İstanbul'da bir daire parası kadar para kazanıyorduk. Bıraktım gazino camiasını. Maltepe'de bir fotoğraf stüdyosu açtım Maxim Color olarak. İsmini de gazinodan koydum. Maxim gazinosundan esinlenerek koydum. Ben fotoğrafçı camiası el ilanı dağıtırken ben altımdaki BMW ve arabam vardı. Onu sattım. Bir ay televizyonlara reklam verdim. Ve birdenbire bir patlama oldu. Ben de şaşırdım nasıl patlama olduğuna. Müthiş bir isim yaptık. Erol Atar'ı da ortak olarak aldık. Yani bütün çekimlerini Erol Atar bizim stüdyomuzda yapmaya başladı. İşte maalesef krizler ülkesi olduğu için kapatmak mecburiyetinde kaldık. Bülent Ersoy'la çalıştık. Ajda Pekkan'la çalıştık. Yani Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla beraber çalıştık. Emel Sayın'la çalıştık. Muazzez Abacı'yla çalıştık. Bunlar hep Emel Sayın ve Muazzez Abacı Ankara'dan geldiği zaman ilk Maxim gazinolarında sahneye çıktı. Mesela Göksel Arsoy'u unutamıyorum. Taşlık gazinosunda Göksel Arsoy, altın çocuk. İşte tabii ki biz oranın fotoğrafçısıyız. Çekiyoruz. Devamlı polemik yaşamaya başladık Göksel Arsoy'la. Benim programımda ben sahnedeyken fotoğraf dağıtmayın diye. Birkaç defa dağıttık falan derken yine bir gün bizim kadro fotoğrafları dağıtırken içeride bir baktık ki Göksel Arsoy bizim karanlık odayı bastı. Tekmeyle. Anlatabiliyor muyum? Kapısını kırdı. Türkiye'nin bütün mafya
grubu isim yapmak için Maxim Gazinosu'na geliyordu. Bülent Ersoy'u bile mesela Adana'da konserde vurdular. Hanımefendinin bir böbreğe gitti. Tek böbrekte yaşıyor. 20 senedir. Adana'dan adam isim olsun diye Bülent Ersoy'a sıktı sahnedeyken. Eski fotoğrafçılık zamanında tabii karanlık oda denilen şeyler vardı. Fotoğrafları karanlık odada tabii diyorduk. Çünkü filmler ışığa duyarlıydı. Karanlık odada, kırmızı ışıkta, filmleri yeşil ışıkta banyo ediyorduk. Marangozhanede yaptırdığımız, tap dolabı dediğimiz, işte püpütre dediğimiz, bizim rutuş yaptığımız şöyle kalemle ufak bir buzlu cam koyuyorduk şeyine. Onun üstüne kartı koyuyorduk, alttan ışığı yakıyoruz. O fotoğraf kartı alttan ışığı alıyor, filmdeki görüntüyü naksediyor karta. Onlar da şey yapıyorduk, banyo ediyorduk. Ama şimdi her şey teknoloji. Photoshop'la her şey hallediliyor. Adamın bir gözü yok. Adamın alıp öbür gözü, o gözünü sağlam gözüne alıyoruz. Olmayan gözüne monte ediyoruz. Fotoğrafçılık bitti. Fotoğrafçıların %99'u şu anda müthiş sıkıntı içerisinde ve iflas halinde. Hele bu pandemi olayı girdi. Bütün düğünler, sünnetler, eğlence hayatları, yani cemiyet hayatı yasaklandı. Kesintiye uğradı. Çok kişi ekmek yiyor bu meslekte. Şimdi eskiden bir düğünde 500-600 resim satarken şimdi 100 tane fotoğraf satılmıyor. Neden? 300 kişilik düğünde 500 tane telefon var. Herkes birbirinin resmini çekiyor telefonla. Teknoloji fotoğrafçılığı bitirdi. Bitirdi. Pandemi de tuz biber oldu üstüne. Gençlere fotoğrafçılığı değil, köfteciliği tavsiye ederim. Kişi 3 senede, 5 senede çok lazım olursa bir fotoğraf çektiriyor. Ama köftecilikte günde 3 öğün yeme şansı var. Benim bundan sonraki genç fotoğrafçılara, bu işi sevenlere, hevesi olanlara tavsiyem, benim sloganım var mesela. Ailenizin fotoğrafçısı diye. Samimi olacaksın, kibar olacaksın, zarif olacaksın. Bir de işi severek yapacaksın. Mutfakta yemek yapar gibi. Sevgini kattığın zaman lezzetli oluyor. Fotoğrafta da sevgini katarsan, estetik bilgini de katarsan çok şık bir fotoğraf alabiliyorsun.